Kulüp eşya piyangolarıyla Nesinecom'da kazanmaya hazır mısınız? Suzuki S-Cross, Suzuki Swift, Kimco Agility motosiklet, iPhone 13 Pro Max, PlayStation 5 ve tuttuğun takımın imzalı ürünleriyle birlikte pek çok hediye seni bekliyor. Hemen biletini al, hem sen kazan, hem kulübün kazansın. Biletler sadece Nesinecom'da. Nesinecom, Türkiye'nin bahis sitesi. Nesinecom, Türkiye'nin bahis sitesi. Z raporuna hoş geldiniz efendim. Emre Özcan'la birlikte yine yeni konularımızla karşınızdayız. Emre nasılsın? Nasıl geçti bu hafta? Güzel geçti. Yoğun ee, muydu? Birazcık. Çok değil. Ben İzmir'e gittim. Sınırlı. Biliyorum. Farkındayım. <laughs> hava da çok güzeldi. Bayağı keyifli geçti. Ee, yani burada bile bayağı iyi hava. İzmir'i düşünemiyorum. 27-28 dereceydi vallahi Keyifliydi ama işler, programlar derken geri döndük. Biz de balondorla açılış program için yapalım döndüğüm. diyorum. Bu program yani ve doğru, e, <laughs> Erman da var. Doğru. Hatta bir şey söyleyeyim Bugün yağmur var diye e, üstümü değiştiremedim. Yeni kıyafet getiremedim. Aynı programa, e, şey iki programa aynı kıyafetle çıktım Biz öyle yapıyoruz yine boş. Size öyle ama işte bizimkiler dikkat çekiyor genelde. Artık kusura bakmayın bu haftalık böyle oldu. Ben baştan itirafımı <laughs> yapayım da altına oblonçayı giymiştim falan. <laughs> Yazmadan. Peki balonlarla başlayalım mı? Başlayalım. Nasıl geçti balonlar? <laughs> Ne <laughs> beklenen çok beklendik bir şekilde bitti. Yani çünkü uzun zamandır arada böyle çok net bir ismin öne çıktığı zamanlar oldu ama yıllardır hep şeye çok alıştık. Yani Messi, mi Ronaldo mu, Messi, evet. Ronaldo mu. Birinin bariz bir şekilde öne çıktığı zamanlarda bile yani mutlaka işte ortak olduğu diğer tarafta o ikili eşleşmenin aslında işte artık yani hem ikisinin artık balondorlarının yavaş yavaş son bulmaya başladığını ya sadece bu sezonla bu Karim Benzema ödülüyle değil. Hı hı. E, anlamaya başladık. Hem de e, kim muhtemelen şunu şunu da söyleyeyim. Yani bundan sonra Cristiano Ronaldo'nun ben bir Ballon d'Or kazanabileceğini zannetmiyorum hiç mümkün Messi değil. Messi kazanır mı? Messi de zor yani. E, şey çok kritik bence 2022 Dünya Kupası. Dünya Kupası. Yani alırsa Dünya Kupasını bir sonraki Ballon d'Or'u almama ihtimali çok düşük. Şampiyonlar Ligi daha etkili diyorsun değil mi? Genelde e, öyle oluyor zaten ya. UEFA organizasyonu ya da FIFA organizasyonu varsa o Aynı. sezon Hı -hı. oradaki başarı çok endeksli oluyor Ballon d Kesin öyle. Dünya kupaları çok önemli. İşte yani mesela Fabio Cannavaro'nun e, Ballon d'Or alışı da biliyorsun 2006 Hı -hı. Dünya Kupası ile gerçekleşmişti. Orada o Dünya Kupası şampiyonunu elde etmese İtalya muhtemelen belli Fabio Cannavaro'ya gitmeyecek gitmeyecekti. Snyder'in almadığı sezonda mesela bu çok tartışılmıştı, değil mi? E tabi. Aynen. E, o Messi mi almıştı o sezon? Hatırlayamıyorum da neyse ya çok aldı. konuşulmuştu. Messi aldı diye hatırlıyorum ben de. Sanki. E, çok konuşuldu çünkü... Hak etti ama almadı diye. Evet. Yani çünkü hem şampiyonlar ligi şampiyonluğu hem lig şampiyonluğu bir de Dünya Kupası'nda final oynamıştı sezon. Evet final oynamıştı. Yani öyle bir oynamıştı. performans nasıl almaz şeklinde bir yaklaşım çok yanlış değildi ama yani Snyder'le diğer oyuncuların rakamlarına bakınca da bir, bir, hep diyorum ya ben şeyle alakalı özellikle yani bu tarz ödüller, balon doş, rakamlar çok önemli hale geldi. Çok güzel. City'ye ne diyorsun? Hiç anlamadım. <laughs> Bak en iyilik Premier Lig değil mi? En iyilik Premier Lig. Premier Lig. Tamam bunu, bu anlaşılır. Ama? Ee, ama en iyi takımın City olması... Değil mi? O, yani hiç ya, mantıklı yani. Real yani, Madrid belki gümbür gümbür oynamadı da adamlar Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, La Liga'yı kazandı, Kupa maçını da kazandı. Evet. Ya bu Daha biraz şey gibi geliyor şey. bana. Şimdi en, en, önemli ödüller, belirli ödüller ya, bireysel ödüller ya en önemli ödüller. Yani hmm. buralarda sanki biraz diğerlerini de mutlu edelim, diğerlerine de bir şey verelim. İşte acayip bir Premier League sezonu yaşadılar onlar da. Son dakikalarda geri döndüler, 3 tane gol attılar son çeyrekte. Ee, onlara bir parça, bir havuç. İşte <laughs> Premier gibi bir havuç. Ki bir League... bal çalıyorlar değil mi herkesin ağzına? Biraz <laughs> öyle gibi ya. Yani bütün ödüllerde, büyük ödüller verildikten sonra diğer ödüllerde sanki işte diğer tarafların, diğer kulüplerin, diğer oyuncuların gönlünü alma oluyor. Çünkü süpürdü Real Madrid birçok ödülü. Tabii. Ya muhtemelen bunu da vermeyelim demiş olabilirler ama bence takım vermeleri gerekiyordu. Takım biraz ayıp oldu yani. Lewandowski'nin de asla Ballon d'Or olamayacak olmasına ne oldu? Bir olsun. şey al yine. <laughs> <laughs> Teselli ödülü veriyorlar adama sürekli ya inanılmaz. Sen ekstra seviyorsun değil mi Lewandowski'yi? Ben çok seviyorum ya. O hep anlatıyorum birçok yerde de. Yani hani Bundesliga Olmasaydı yani Premier Lig'de bu rakamlara ulaşmış olsaydı acayip konuşulurdu. İşte Bundesliga'nın reklamı o kadar yok bence. Tabii. Ya şimdi Barcelona'da da çok iyi işler yapıyor bu adam. Ve hadi rakamlarını da geçtim bunu çok uzun yıllardır istikrarlı yapıyor. Bu daha büyük bir başarı bence ama yeterince konuşulmadı. Hani Benzema için diyorlar ya bence Lewandowski daha da yani underrated kaldı değerinin konuşulması Ya ben konusunda. orada bilmiyorum ya bu yaklaşım ne Katılın kadar... Hay 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 yüzde yüz katılıyorum <laughs> ya. Yani Ondoski'ye katılıyorum. Çok seviyorum ben de. Ya profesyonelliğini falan da çok seviyorum. İşte o beslenme, diyet şekilleri, <laughs> çalışması, erken kalkması, ekstra antrenman yapması falan. Bayıldığım bir oyuncu. Oyuncu profil olarak da öyle. Ama şey biraz maalesef katıldığım bir görüş benim. Ee, yani milliye çok önemli. Yani, evet, başka yerden gördüm. Polonyalı Polonyalı olmasa işte evet. yani beş büyük ligin beş büyük ülkenin futbol kesinlikle İspanyol, İtalyan, e, Fransız. Yani bunlardan bir hatta Hollandalı. Bak, beş büyük ülke doğru. değil belki ama hatta Hollandalı olsa aynı performansla çok daha başka konuşuluyor olurdu şu anda Levan olsun. Güzel yerden gördün doğru. Yok şu mu ya bu var. çok bu bayağı söylenen bir şey. Evet evet. Yani evet. İnsan buna katılmak istemiyor. Çünkü işin içine yani farklı şeyler giriyor orada yani yani sahip olduğun milliyetin hiçbir önemi olmaması lazım. Ama Tabii, maalesef evet. insanların verdiği değer biraz farklı hale geliyor. Doğru. Özellikle o FIFA organizasyonlarında onu biraz daha görüyorsun zaten. Tabii o da var. Hep tartışılır zaten benzer şeyler. Ee, balonlar öyle geçti, biraz işte beklenen oldu gibi. Benzema'ya da verildi ödül. Herkes bir rahatladı diye düşünüyorum. O da kaldığı yerden devam ediyor vallahi. Valla işte dün de attı ee, her şeye karşı bir tane daha attı, attı yani üç tane daha atmış da onlar <laughs> geçerli sayılmadı falan. <laughs> ee, yani muhtemelen ya yani böyle devam edecek gibi. Ben <laughs> kontrat ne zaman bitiyordu benzinimin? Şimdi. Bu sezonun sonu olabilir mi? Son olabilir mi? Yoksa uzatılmış mı değilim valla ona bakmak lazım. Olmasa zaten. bile yani ben bu sezonla beraber en az bir sezonu daha oynayıp. Böyle çok da düşüşe geçmeden sonrasında ayrılabileceğini düşünüyorum. Hı. Ki Real Madrid de muhtemelen e, onun işte ayrılmasına yakın bir şekilde planlamayı onu yerine planlamayı çok iyi bir şekilde yapacaktır. E, yani bir yandan mesela hep şu konuşuldu benzemeyle alakalı. Haaland'ı mesela Real Madrid Haaland'a talipti ama baktılar o paraları verip e, benzeme varken çok fazla mutlu edemeyecekleri için belki de Haaland'dı. Beraber ikisini oynatmanın da mümkün olmadığı için e, o hamleyi yapmama kararı aldılar. Ee, şimdi bu tartışılan bir konu ama işte Real Madrid öyle bir kulüp ki bundan iki yıl sonra, üç yıl sonra Hal, yani Benzema ayrılır ayrılmaz Haaland'a bir hamle yapıp Değil oyuncunun mi? aklını çelebilecek bir. Evet, tabii Ronaldo kulüp. gittiğinde bitti denmişti. Hiç de bir şey bitmedi yani. Hani bence yani bence Haaland'la Haaland, Haaland almayıp Benzema ile devam etmeleri şöyle bir sezondan sonra e, doğru bir karardı çok yani real ile benzemanın kimliği o kazanan ruhların birleşmesi e, harika bir birliktelik ortaya çıkardı. Yani bunu devam ettirmek olabildiğince oyuncunun performans düşene kadar onu performans olarak yani oyuncu olarak sömürmek e, çok mantıklı real'in doğru karar verdiğini düşünüyorum ben o yüzden. Ronaldo diyelim o zaman bir. E, sen maçı da izledin değil mi İzledim. Tottenham United. Ben e, geçen programda da itirafta bulundum. Özetini izleyebildim. Uçaktaydım İzmir'den dönüyordum. Ee, ama tabii e, sosyal medya United galibiyetinden ziyade Ronaldo'nun şey, Bir şey soracağım aslında. Bir şey soracağım. Evet. City <laughs> Arsenal maçı vardı biliyorsun dün normal şartlar <laughs> altında ertelendi. City Arsenal maçı olsa da sen dün yine o saatte dönecek miydin? <laughs> dönecektim. Mecbur ne yapayım? Ya ne bileyim belki biraz daha erken alabilirsin böyle saat 5'e alabilirsin mesela. <laughs> Alabilirdim de işte orada aile şeyi araya giriyor. Tersten olmaması faktör oldu mu yani? O maçın erte. Yani. Biraz maç rahatladım zaten. evet ya yani United Tottenham ha. bu arada ikisi de benim takımım çok seviyorum ikisini de biliyorsun. Esas evet. o maç için dönüyor olmam lazım ama de, yani çok vaat etmedi bana bir şey. Ben anlayamadım vadet... yani Sinem Ökten'in bir Premier League gecesi yolda olması ve yani bu maçları kaçırması. Hani İzmirliler birbirine bunları yapmıyordu ya. <laughs> Tamam orada ailevi şeyler oldu birazcık ne yapayım? Ee, yok haklısın, haklısın. Ya zaten kısıtlı gün için gittin, 2-3 gün için gittin zaten değil mi? Çekimi evet, Cuma'ya koyardık görürdün günün o zaman. Bana fark yani. etmez, <laughs> bana olurdu yani. Peki. E valla özet izledim yalan değil yani yapacak <laughs> bir şey yok şu an itiraf.com neyse e, ama yetti yani Ronaldo maç e, bitmeden tabi işte soyunma odasına gitti sen tamamını izledin. Evet. E, yani ne oldu orada nasıl görüyorsun bunu artık iyice Hı. biten bir ilişki gibi değil mi? Ya biten bir ilişki evet ama e, Ocak ayında ayrılır mı? Nasıl ayrılır? Nereye gider? Ya ben bundan sonra Ronaldo'ya böyle üst seviye bir kulübün çok talep olacağını zannetmiyorum. Mesela sezon başı şey konuşuldu biliyorsun. Mesela Chelsea konuşuldu. Evet. Hatta Thomas Tuchel'in Ronaldo istemediği, hatta Todd Bolin'in de Tuchel'le alakalı fikirlerinin Ronaldo istememesi üzerine değişti. Çünkü Bolin çok istemiş. E, güya Chelsea'ye Ronaldo'yu. Böyle haberler çıktı ve ciddi haberler bunlar. Yani ciddi kaynaklardan çıkan haberler. Chelsea için adı geçti. Mesela Bayern için Lewandowski ayrıldıktan sonra bir 9 numara Ronaldo koyalım mı oraya düşüncesi. Bayern'in de sonrasında vazgeçtiği haberleri çıktı ama yani Chelsea'ye bayağı ne yazılan bir oyuncuydu. Hı hı. Ee, şu... Gitmeliymiş diyor sanki insan <laughs> değil mi? Valla gitmeli de yani oralarda gitse de ben çok performans verebileceğinden çok emin değilim. Performans açısından değil de hani bu bu kadar hani çirkin görüntüler çıkmaması adına diyorum. Yoksa orada da bir şey yapamazdı bence maalesef. Evet. Büyük bir Ronaldo olarak. Yani öyle olabilir. Ee, ama şunu söyle yani söylemeye çalıştığım şey şuydu aslında. Bundan sonra Bayern ve Chelsea seviyesinde kulüplerle adı da anılır mı çok emin değilim ben. Ben de zannetmiyorum. Portekiz'e olsun gibi. <laughs> ya aslında evet. Yani spor çok ideal bir takımda onun için. Çünkü yani bir de şey var ya hep haberler onun üzerine çıktı. Hı -hı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım istiyor. Şampiyonlar Ligi gol evet. rekorunu biraz daha geliştirmek istiyor. Diğer oyuncularlardaki mesafe mesafeyi açmak istiyor. Messi'yi yaklaştırmamak istiyor falan. Yani sporting hem şampiyonlar liginde oynayan hem de işte ilk kulübü zaten hep oraya dönüş orada futbolu bitirmeye ile alakalı geçmişte de açıklamaları olan bir oyuncuydu. Hı hı. Öyle bir şey mantıklı olabilirdi ama bilmiyorum Sporting de galiba belki de çok istekli değildi ya da işte hiç gündeme gelmedi ya da ona da bakmadı hiç oraya yani diğer daha kulüpler olduğu hani oldu Hani Bu ilk beş <laughs> lig içinde kalmak istiyor gibiydi sanki ama evet. pişman olmuş olabilir bu arada yani çünkü o... olabilir. Hani bazen böyle geri dönüşler, iyi hikayelerin yazıldığı, işte yıldızının parladığı kulüptü United. Dönüşü de hani çok özel olacağı beklenmişti. Ama işte çok zorlayınca bir şeyi her zaman istediğiniz gibi sonuçlanmıyor. Bu da sanki biraz öyle oldu gibi. Yani şimdi Ronaldo'nun da reputasyonu açısından kötü görünmeye başla, başladı bu durum. Çok kötü görünüyor tabii. Evet. Ee, ve yani sorun çıkaran oyuncu görüntüsü var. Yani çok etkileyici bir galibiyet mesela dünkü galibiyetleri. Yani evet. Arsenal maçından bence daha etkileyici bir galibiyet. <laughs> Arsenal daha şaşalı bir 3 e, puandı çünkü Arsenal'in e puan kaybettiği tek maç şu ana kadar ligde ama e, o maçta Arsenal puan kaybetmeyi hak etmeyen bir performans sergiledi bence. Ya, bu maçı birinci dakikadan 90'a kadar domine eden ve çok net kazanan bir United vardı. Hatta daha farklı olabilecek bir e, maçtı. En Scully'di kötü barıyla. Tottenham diye konuştuk Erman'la. Katılırsın herhalde e, değil mi bu sezonki herhalde? Muhtemelen. E, en kötü Tottenhamlardan biri ama hoca da şey diyor Conte'de. Görmüşsündür onu. Yani bir problem var diyor. Büyük maçlarda sezon başından beri kötüyüz. Yani işte kimle oynadılar? Ee, Arsenal. Arsenal'la Chelsea. karşı. Chelsea'ye karşı. Chelsea dedi ki, Chelsea biz domine etti. Biz son dakikalarda 90 artı puan aldık orada dedi. Ee, Arsenal maçı zaten biliyorsunuz sonuçta çok kötüydü Hı -hı. bizim için. E bu maç yine en kötü maçlarımızdan biri. Yani seviyeye yükseldikçe performansımız düşüyor e, diyor. Ve yani şikayetleri Hı -hı. var oyuna dair. Oyunculara dair bazı şikayetleri var. Ama evet yani muhtemelen... En izledikleri maç. Chelsea maçıyla beraber en kötü maçları bence de bu maç. Hadi Chelsea. Evet doğru. O da var. Hadi onun sonunda falan bir karışmıştı bir, ortalık. Bir, bir şey vardı. Puan, bir de puan oldular yani. 2-2 ya iki, iki bitmişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. İki, galiba 2-2. Iki, Sanki 2-2 iki, evet. evet, Son doğru. dakikada bir şeyler oldu falan. Ee, ya buradan da işte Ronaldo'yu konuşurken Ballon d'Or para ödülleri vermişler. Benç e, ödülü vermişler Ronaldo'ya da. Yani demek istediğim hani gerçekten reputasyonu artık şey hale geldi. Yani çok dalga geçilen, sürekli tartışılan, onun o. da gerginliğini her saniye kameraya yansıtmak durumunda kaldığı bir şey olmuş. O şey gibi mi? Oscar <laughs> Rez gibi mi? <laughs> evet, evet. O. Aynen. Ama bu herhalde parodi şeyle... yani. Başkalarının, yani başkalarının olmuş. yaptığı bir şey değil mi? Evet, ya? aynen. Esprili evet, bir abi. şekilde dalga geçmişler artık yani. Çoluk çocuğun diline düştük hocam ona yani. Biraz öyle oluyor ya. Yani. Evet, işte. de sevgili yapmış. <laughs> Hazır kıymete Ciddi girmişken valla bizim çocuklar söyledi. şey programda biraz daha hani... E, Şu an görüntü geldi. Evet geldi bak. Bu hanımefendi mi? Evet. Ne güzel. <laughs> hanımefendi <laughs> mi güzel? Hayır hayır yani <laughs> yok. yok. Totti için ee, ne güzel dedim. Çabuk unutuluyor bak demek. Ya bu <laughs> biraz ateşi suyla söndürme çabası bunlar <laughs> yani. <laughs> güzel, yani. Güzel. O, o suyun... E, Niceliği, de kaprile öyle biraz. Evet. Ee, biraz öyle olmuş ama hayat devam ediyor işte tabi. Yaşananlar yaşandığı yerde genelde kalıyor. İz Yalnız, da ama. Yaşlandı ya, ve Totti. Şimdi yaşlandı bakıyorum ya. ya yüzündeki çiziler falan biraz erken yaşlandı ya? İşte kadınlar. <laughs> kadınlar ve sıkıntılar. Ee, biz tabii geçen program Icardi Vandana ilişkisiyle ilgili de konuşmuştuk. Orası iyice karışmış durumda. Ee, bir rap Şarkıcısıyla beraber olduğu Allah konuşuluyor ya, şu evet. an. Ama <laughs> bu nedir abi gerçekten yani? Yani evet burada işler karıştı, bu topu artık ben daha fazla girmek istemiyorum bu konuya. Ya gönül bu, bir şey diyemiyorsun tabi. <laughs> Orada Ama işler karıştı. İkardi'den sonra da evet. e, üzüntü verici bir hikaye. Yani gönül bu. Evet. Diyeceğiz artık evet. <laughs> daha devamını izleyicilerimize bırakıyorum. Peki Embabey de konuştu. Konuları takip ediyorsun yani. <laughs> ya biz çocuklar da yardımcı oluyoruz. Tamam. Bu hafta biraz uzak kalmıştım ama Embabey'le konuştuk geçen hafta. Onunla ilgili de açıklama geldi. Ben kulüpten ayrılmak istemiyorum. Haberler asparagas işte klasik açıklama. Yalan, <laughs> yalan haber Yalan haber. Hayır yani burada yalan haber bence Embabey'in açıklaması bana öyle geliyor yani. Değil mi? Bunlar sanki biraz daha böyle basını yönlendirmedik. Çok konuşuluyor şimdi bunlar. Liverpool muhabbeti çıktı biliyorsun. Hı hı. Annesi mi Liverpool'luydu? Liverpool'a gitmesini istiyordu. Öyle bir şey var. Olabilir. Öyle bir mevzu var falan. Olabilir. Hatlar karıştı yani. Ee, zaten yani Mbappé'nin annesiyle Pogba'nın annesi falan da Böyle bir, bir şeyde 2018 Dünya hmm. 20 Dünya Kupası'nda hatırlarsın. Birbirlerine girmişlerdi Aa, Evet. pardon Euro, 2020'de. Euro 2020'de. daha yakın doğru. Rabiot'un annesi vesaire. Ya. Burada <laughs> anneler bir konsorsiyum var Fransa'da. Anneler konsorsiyumu. Onlar birbirine giriyor sürekli. <laughs> Rabiot'un annesi de çok fena. Yani Gerçekten. Ee, baskın bir karakter O kelimeyi söylemeyeyim. Baskın bir kelimeyi karakter biraz mi? Biraz öyle. Fazlasıyla. Tabii, tabii biraz öyle. <laughs> Bayağı Peki. oyun, çocuğu parmağında oynatıyor. Eee... Hmm. Ben... Hatta in... eşleri ve anneleri diye ayrı bir program yapsak. Emre Bak, konuş yapılabilir. konuş bitmez. Ben Rabio'nun annesiyle alakalı bayağı katkı yaparım. Çünkü onun üzerine yazılmış <laughs> yazı var. Ha? Yani atletikte yani Adrian Rabio'nun annesinin Euro 2020'de çıkarttığı sorunlara dair Mbappe ile beraber. O kadar. Pogba'nın ailesiyle beraber. Bir yazı var, uzun bir yazı var. Onu Kendisi okumuştum. de biraz problemli görünen oyuncuların ailesinde de biraz demek ki sıkıntı var sanki. E olabilir tabii. Olabilir. Peki Emre dedik ki biz bu programda hani yorumları, soruları hatta eleştirileri e, konuşmak istiyoruz. E, biraz daha böyle interaktif, daha evet. soft bir şey yapmak istiyoruz. Bir yorum gelmiş onu konuşalım istiyorum. Tabii. E, genus The Conqueror <gülüyor> isimli <gülüyor> kullanıcıdan. Şöyle önümüzdeki programda Grand Potter'ın ile ilgili konuşur musunuz demiş. Büyük takıma geldim diye medya benim tipim ve... Stilimle dalga geçiyor dedi. Aa, evet, Brighton'dayken şimdi. biraz e, tıraşına ve giyimine özen göstermiyor gibiydi ama Chelsea'de daha düzgün e, takım elbiseyle çıkıyor maçlara. Bence şu anki hali gayet karizma demiş. İzleyicimiz de yorumunu katmış. Konuşalım. Yani Son burada önümde. bence senin e, söylediklerin çok daha önemli olur. Ya işte... <gülüyor> <gülüyor> ya <laughs> Aynı şeyle e, ceketle iki programa çıktım şu an beni çok dinlemeyebilirler ama şöyle... Yani Lig bu işin zirvesi ve yani, orası artık biraz hani şovun devam ettiği bir yer ya. E, dolayısıyla hani onu destekleyen şeyler ya da işte ona ters giden şeyler işte giyiminiz, kuşamınız. Ama günün sonunda bence sahada oynatılan oyun ve son sonuç evet. önemli. Yani ben çok takılmıyorum onlara. Hep biliyorsun yıllar boyunca e, Arsene Wenger gocukla Şimdi onu diyecektim çıktı. evet. Evgen Klopp Klop da öyle, hep monta çıkıyor. Şeyle eşofman çıkıyor, eşofmanla çıkıyor. çıkıyor. Ve böyle yani, salaş eşofman altları, salaş yani montlar geliyor çok öyle büyük evet, evet. şey oversize uzun böyle uzun. değil mi aynı yani dizine kadar falan böyle dökülen aynı şeyin şiş ve montlar falan gibi vengerin gocuğu gibi <laughs> vengerin gocuğu da böyle neredeyse bileğine kadar falan geliyordu. Bilmiyorum yani biraz fazla artık bu şeylere takılır olduk. Ne giydiğimiz, nasıl göründüğümüz işte biraz bence sosyal medyanın etkisi de bu ayrı bir konu. Çok da uzun konuşuruz bununla ilgili çünkü mesela ben tez gibi bir şey de yazmıştım yüksek lisansta. Öyle mi? Bir şey. Evet biraz sosyal medyanın hmm. sadece dış görünüş üzerine insanların algısını oluşturması. Black Mirror bölümünden de bahsetmiştik ya işte evet, like'lar falan. Evet. Yani biraz oraya gitti. İpin ucu da biraz kaçıyor. İşin önemli olan kısmın içini doldurmak olduğunu düşünüyorum. şey hatırlıyorsun değil mi? Rafael Benetezi'nin e, Real Madrid teknik direktörü olduğunda fazla kilosu nedeniyle Florentina Perez tarafına uyarılması. Evet. Kilo ver. Hatırladım. Kendine dikkat et. Biraz Real yani daha... Madrid şey bir kulüptür. mesela yani işte çok uzun zaman önceden biri aslında hayatımız olan hadiselerden biri bu. Yani burada biraz kafayı karıştıran şeyler de muhtemelen böyle buna ekstra dikkat eden mesela Scott Parker gibi hem ha. çok iyi giyinen hem özel Angelotti bir tarzı olan. Angelotti de öyle mesela. Angelotti İtalyanlar genelde öyledir. Yani. Roberto Mancini de öyledir. Hı. Claudio Prandelli de öyledir. Öyle ya da daha doğrusu. Bunu buradayken çok net görme imkanı ediyorduk. İtalyanlar çok dikkat ediyor yani. Ediyorlar evet. Zaten yani, or kendi ülkelerinde ne alsalar... Evet. Ya tabii ki edilebilir. Bu hani, e, mesela bizim işimizde etmek durumundayız. Bu karşındakine saygı, ekrana çıkıyorsun. Bunun belirli şeyleri var ama... Onlar da çıkıyorlar. E, onlar da çıkıyorlar ama esas işler ekrana çıkmak değil ya. Ya tabii ki işin görsel kısmı önemli ama sadece olayı buradan okumak yanlış yani ve dünya o kadar tabii çok canım, buraya tabii. gitti ki nasıl göründüğümüzle çok ilgileniyoruz içinde ne olduğundan ziyade. O kısmı biraz ürkütücü tabii. Ha, yani medya işi, basında bu işin bir parçası, futbolun, sporun bir parçası tabii ki. Yani hani öyle ki, çok da dikkatsiz çıkmayı uygun görmüyorum ama sırf da buradan okumamadı mı yani? şu yönden aslında sen çok doğru söylüyorsun yani sosyal medya baskısı itibariyle. Bence Potter'ın açıklamalarında da bu <laughs> faktör. Ya Graham Potter, ya bence mesela bu yapana kadar Graham Potter'ın giydikleri benim dikkatimi çekmiyordu. <laughs> yani aslında bir standardı var. Kötü değil, <laughs> mükemmel değil ama yani hiç gözüme farklı gelmeyen, gayet normal standart giyinen bir insan. Böyle bir insan bile bu konuda baskı hissedip bu açıklamayı yapıyorsa e, düşün. Geldiğimiz Ki, yere. İşte Nagelsmann'ın çizgili pantolonları falan o da mesela bayanlarda bu çok konuşuluyor. Doğru. Bayan e, yönetiminde giyim tarzı masaya yatırılmış. En azından Bild'de çıkan haber böyleydi mesela. Bundan 2-3 hafta önce okumuşum Bild'de çıkmış haber. O elde elde okumuştum ben. Yani. yani oraya aktarmışlar e, Bild'den alıp. Bunu, yani çok ekstra radikal giyinenler var. Potter gibi çok standart, düz, hiç dikkat çekmeyen bir şekilde hmm. giyinen biri bile bu açıklamayı yapıyorsa Chelsea'ye geldikten sadece bir ay sonra... İşte e, Premierlik bu. <laughs> acayip bir şey demek. çok farklı bir baskı var demektir gerçekten. Peki tamamlayalım yavaş yavaş. Ağzına sağlık Emre. Yine Hızlı geçti gibi evet. geldi bana ama tabii izleyicilerimize sormuş olalım. Lütfen yine yorumlarınızı, eleştirileriniz varsa onları dediğim gibi böyle açık sohbet ettiğimiz birlikte interaktif bir şeyler yapmaya çalıştığımız bir program bu. Bir o soru yetmez daha, daha fazlasını bekliyoruz. Evet daha fazlasını bekliyoruz. Soru, yorum, görüş, eleştiri her şeye açığız. Bekliyoruz. Hoşçakalın.